Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz çok keyifli. Çünkü 3 boyutlu kompozisyonları nasıl yapacağız? Bu dersimizde onu göreceğiz. Gelin hep birlikte dersimizi izleyelim. Öncelikle Composition pop-up menüsünü tıklayarak yeni Composition, New Composition komutunu tıklıyorum. Yine PAL DV presetini seçiyorum. PAL DV presetinde bir kompozisyon oluşturacağım. 3 boyutlu kompozisyonlar bu dersteki konumuz. 3 boyut şeklinde bir isim veriyorum kompozisyonuma. Okey butonuna tıklayarak yeni kompozisyonumu oluşturuyorum. Evet, nedir 3 boyutlu kompozisyon? İlk önce size 3 boyutlu tanımını yapayım. Daha önce ilk defa bu terimle karşılaşan arkadaşlarınız için. Öncelikle kompozisyonuma bir tane solid layer koyuyorum. Layer pop-up menüsünden New komutuyla Solid komutunu tıklayarak bir renk de seçeyim. Yeşil olsun ya da mavi seçelim. Şöyle üniversitemizin kurumsal renklerinden OK butonunu tıklayarak rengi tanımlıyorum. Buna mavi diyelim sadece ismine, buradaki name kutucuğuna. Evet arkadaşlar, burada görüyorsunuz size başlığı altında width ve height diye bir özelliğim var. Yani genişlik ve yükseklik. Biliyorsunuz bu PAL'de 720'ye 576 piksel birimindeydi. Siz bunu değiştirebilirsiniz demiştim. Değiştirelim burada. 300'e 300 piksel yapalım. Ve OK butonuna tıklayarak şöyle bir solid oluşturduk. Yani boş bir tuval olarak da bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu arada ben rulerlarımı da açayım buradan. Window pop-up menüsünden. Şöyle düzeltiyorum view'dan. Show rulers diyerek buradaki cetvellerin de gözükmesini sağladım. Buradan bir guide nasıl indiriyorduk hatırlayacaksınız. Guide çizgisi şöyle tutup bırakarak indirebilirsiniz. Aynı şekilde dikey eksenden de bir tane guide çizgisi şöyle alalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki boyut deyince, yani şu anda bizim bu çizdiğimiz nesne iki boyutlu. Yani sadece bir eni ve bir boyu var. Biz sanal olarak burada 3 boyut oluşturabiliyoruz. After Effects bize buna imkan veriyor. 3 boyutlu projelerde çalışmamıza. Peki nedir 3. boyut? 3. boyut da derinliktir arkadaşlar. Yani ekranın içine doğru, sanal olarak içine doğru ya da sanal olarak bize doğru olan bu objenin boyutudur. Şu anda bu objenin sadece eni ve boyu var. Herhangi bir Z derinliği olmadığı için bu objemiz iki boyutlu. Ama biz burada iki boyutlu objeleri birleştirerek 3 boyutlu sanal bir obje yapabiliriz. Bugünkü dersimizde 3 boyutlu kompozisyonları işleyeceğiz. Daha iyi algılayabilmeniz için bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bir zar oluşturalım. Solidleri kullanarak. Bildiğiniz gibi bir zar bir küptür. Kübün 6 tane yüzeyi var. Ve burada sanal bir küp oluşturmak için her bir yüzey için ben 6 tane farklı renkte solid oluşturacağım. Yine buradan layer komutundan yeni solid diyorum
Ve buna bu sefer kırmızı diyorum. Yine bakın 300'e 300 piksel. En son yaptığım ayarlarda okey diyorum. Kırmızı solidimle geldi. Yine bir layer daha atıyorum. 6 tane böyle farklı renklerde atlayacağım. Bu sefer sarı rengi seçmek istiyorum. Şöyle. Ve buna da sarı diyelim. Sarımız da geldi. Yeni bir layer solid layer atalım. Bu sefer kavun içi ya da pembe olsun. Şöyle uçuk bir pembe. Tamam. Pembe diyorum. Evet, iki tane daha oluşturalım. Solid diyorum. Bu da yeşil olsun. Şöyle bir yeşil tonu. Bir renk daha alalım arkadaşlar. Şöyle. Yeni solid. Yine farklı bir renk olsun. Şöyle. Şöyle kamun içine benzer bir renk alalım arkadaşlar. Buna da orange diyelim. Evet. 6 tane solid layer'ımız açık. Şöyle gördüğünüz gibi 300'e 300 piksel boyutunda arka arkaya toplam bir küpümüzü oluşturabilecek yüzeyimiz var. Şimdi bunu nasıl 3 boyutlu hale getirebiliriz? Öncelikle şurada gördüğümüz ikonlardan bu en sondaki küp ikonunu tıklıyoruz her layer için. Bu ilgili layer'ı otomatikman 3 boyutlu ayarlar yapabileceğimiz 3 boyutlu sanal 3 boyutlu kompozisyonlar yapabileceğimiz layer'a dönüştürüyor. En son layer'dan, şu mavi layer'dan örnek verecek olursak, şu yanındaki oku genişleterek ayarlarına bakıyorum. Bakın şu 3 boyutlu on off ikonunu kaldırır kaldırmaz bazı opsiyonlarım ilgili layer'da 3 boyutlu özellikle olan opsiyonlar gidiyor. Tekrar on yaptığımda bakın 3 boyutlu ayarları, 3 boyutlu kompozisyonla ilgili ayarları geri geliyor. Aynı şekilde transformla ilgili ayarlarına bakın. Yine mavi layer'ından kaldırdığım anda bazı özellikler, 3 boyutlu özellikler gidiyor. Tıkladığımda otomatikman geliyor. Şimdi diğer kanalları, layer'ları kapatıyorum. Sadece mavi layer'ına bakın arkadaşlar. Şu anda hepsi şöyle bakacak olursak aynı düzlemde. Hepsinin aynı noktada oluşturduğumuz için aslında 6 tane layer şu anda üst üste birbirini üstüne çakılı vaziyette duruyor. Ben hangisini buradan görünür ya da görünmez yapsam en üstte olan katman aktif olacağı için şöyle en üstteki renk gözükecektir. Daha iyi algılayabilmeniz için ben kapattım. Sadece şu anda mavi layer'ım açık. Şurada bir özelliğim daha var. Yine 3 boyutlu projelerle ilgili çok sık kullandığımız. Şu anda aktif kamera, yani default kamera ne görüyorsa kompozisyonu şu andaki preview penceremizde o var. Biz bu bakış açısını buradan değiştirebiliriz. Yanındaki oku hemen tıklayıp ön görünüm, sol taraftan görünüm, left görünüm. Aslında biz şu anda mavi layer'ının, demiştim arkadaşlar bakın herhangi bir Z boyutu olmadığı için, Z derinliği, ince bir zar gibi düşünün. Hiçbir Z derinliği yok. O yüzden nasıl bir sayfayı kenarından tutup da bakarsanız, sanki hiçbir şey yokmuş gibi ya da bir çizgiymiş gibi görürseniz bu da aynı şekilde
Z derinliği olmadığı için hiçbir şey gözükmüyor sol taraftan. İşte üstten yine aynı şekilde. Üstten baktığımızda bakın şöyle hiçbir Z derinliği yok. Aynı şekilde şunu biraz büyütürsem bakın şu mavi ok bana Z vektörel yönünü gösteriyor. X de horizontal'da, yatayda büyüklüğünü gösteriyor. Şu anda yeşil de üstten bakış açısında olduğumuz için yukarıya doğru Y ekseninden yönünü gösteriyor bize. Buradan yine bakış açısını değiştirip arkadan bakarsam, bak bu sefer şimdi Y değişkeni yani yükseklik vektörünü görüyorum. X vektörünü görüyorum. Bu sefer Z vektörü, Z yönü nokta şeklinde gözüküyor. Şurada mavi okla temsil ediliyor. Aynı şekilde sağdan da baktığımda yine bir zar gibi incecik gözüküyor. Hiç Z şey olmadı. Şimdi bakın şu tutamaklarını görüyorum. Şu iki nokta. Şurası ve şurası. Aynı şekilde değiştirsek. Bu da alttan görünüm. Bir de Custom View seçeneğim var. Bakın perspektif görünümü de diyebileceğimiz bu görünüm. Objeyi bu şekilde uzay boşluğunda görüyoruz. Burada hem Z derinliğini şurayı mavi okla temsil ediliyor. Kırmızı okla X yönü temsil ediliyor ve yeşil okla da Y direksiyonu yönü temsil ediliyor. Şimdi bu haldeyken görünümümüz şurada söylemiştim. Bakış açısını değiştirebilirsiniz. Şuradaki kamera ikonuna tıklayarak yukarıdaki şöyle bu haldeyken objenizi bakış yönü. Objeniz aslında burada duruyor. Siz sadece bakış yönünüzü değiştiriyorsunuz perspektifte. Tutup sürükleyerek şu boş pencerede, preview penceresinin üzerinde ve eğer mouse'unuzun üzerinde tekerlek varsa ileriye geriye doğru sürükleyerek objenizin bakış açısını değiştirebilirsiniz. Zoom yapıyorum mesela şu anda objeye. Şöyle tekrar bu objeye dönersem, şöyle bakın, bu tool'uma dönersem, tekrar buna basıyorum, şöyle çeviriyorum. Bakın gördüğünüz gibi objem iki boyutlu, Z derinliği yok ama sanal ortamda ben buna şu anda 3 boyutlu bir hal vereceğim. Evet, tekrar bu seçme ikonuma döneyim ve buradan aktif kameraya dönüyorum. Şimdi bakın 3 boyutlu burada aktif olur olmaz. 3 boyutlu transformla ilgili bana burada birkaç parametre geldi ayarlayabilmem için. Şurada bakın yukarıya doğru ok şöyle Y direksiyonu yani dikey düzlemde. Ben bu objemi az önce şurada Custom View'da da gördük. Şöyle şu halde çevirirsem yanına diğer oluşturduğum solid layer'ı uzay boşluğunda öteleyip sağa koyarsam yavaş yavaş zarımı oluşturmuş olurum. Küp zarımı. Tekrar aktif kameraya dönüyorum. Ve bunu Y direksiyonunda, Y yönünde 90 derece çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın objeme. Şöyle. Burada 90'ı görünce duruyorum. Ya da direkt numerik olarak klavyeden 90 yazabilirim. Şimdi objem burada duruyor. Ben bunu yine buradan şu mavi oktan bakın. X yönünü temsil eden, Z yönünü düzeltiyorum temsil eden mavi oktan tutup şu daha önce çizdiğim guide noktasına getiriyorum. Sıradaki objemi açıp bunu bu şekilde bırakıyorum. Sıradaki layer'ıma geçiyorum ve onu da görünürlüğünü açıyorum. Bakın o objem de burada. Şimdi buradan Custom View'a geçtiğimde tekrar şu kamera ikonuyla bakayım neler yapmışım.
Evet. Gördüğünüz gibi şu kırmızı layer'ın durduğu yerde aslında arka arkaya şu anda 4 tane daha layer'ım var ama görünürlükleri kapalı olduğu için buradan göremiyoruz. Zaten üst üste çakışmış durumda ona. Bakın uzayda, uzay boşluğunda, sanal uzayda diyeyim. Şöyle bir obje elde ettim. Devam edelim arkadaşlar. Buradan aktif kameraya geri dönüyorum. Ve kırmızı layer'ım seçiliyken seçme tool'unu tekrar buradan alıp transform'la ilgili özelliklerinden yine dikey düzlemde bunu artı 90 dereceye çeviriyorum. Numerik olarak klavyeden giriyorum. Yine Z yönünde şöyle arasına biraz açtım kübümü oluşturmam için. Sıradaki layer'ıma geçiyorum arkadaşlar. Sarı. Bu arada neler yapmış bakalım. Şuradan Custom View'umu seçtikten sonra buradan kamera ikonuna tıklayıp şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle bir şeklimiz oluştu. Şimdiden sanal bir 3 boyutlu elde etmiş olduk. Ben şu anda sarı layer'ı 90 derece çevirmeyeceğim. Şurada gördüğünüz gibi sadece öne ya da arkaya Z direksiyonunda, Z yönünde hareket ettirmem yeterli. Bunun için üst görünüşe geçiriyorum, geçiyorum buradan. Ve buradan bakın tekrar bu ikonumu seçip sarı layer seçiliyken bununla ilgili Z direksiyonundan, Z yönünden objemi şöyle diğer iki layer'ı sanal olarak görüyorum arkadaşlar. Bakın ince kırmızı çizgi şeklinde. Onların ucuna gelecek şekilde sarı layer'ımı öne taşıyorum. Tekrar Custom View'a geçtiğimde kamerayla döndüreyim. Şu kamera, buradaki kamera ikonunu seçip döndürüyorum. Bakın şöyle zara benzeyen bir şey şimdiden elde ettim. Bir görünüm. En azından üç köşesini veren. Ama gördüğünüz gibi mavi ve kırmızı layer'ın bir parça daha sola ve sağa gitmesi gerekiyor. Onun için yine buradan aktif kamera ya da front view seçeneğini seçip bakın şurada kırmızı hayali çizgilerle görüyorum. Mavi ve kırmızıyı. Maviyi seçtim. Tam sarının bittiği noktaya Z direksiyonundan taşıyorum. Yaklaşık olarak olması yeterli. Şu anda konuyu anlayabilmeniz için arkadaşlar. Aynı şekilde kırmızıyı da şöyle Z direksiyonundan sarı layer'ın ucuna taşıdım. Şimdi bakalım tekrar kamera ikonumuzu seçerek tutup döndürüyorum. Evet. Biraz daha net bir şekilde gelmiş. Evet, diğer 3 layer'ımızı da hemen yerine taşıyalım. Buradan tekrar aktif kamerayı seçiyorum ben. Ya da tap ikonunu seçeyim. Daha yani olaya üstten bakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki layer'ımı aktifliyorum. Bakın hayali çizgi olarak hemen burada belirdi. Ve o layer'ı seçip bunu da yine Z direksiyonundan, yönünden şöyle bu hayali çizgilerin Z pembe layer'ını oluşturan şu tutamaklarının ucunu buradan görüyorum. Kalın nokta olarak ve diğer layer'ların hayali çizgisinin üzerine doğru bitimine doğru taşıyorum. Şöyle. Tekrar Custom View'a geçeyim. Şuradan bakın. Tutarak döndürelim. Evet, küpümüz yavaş yavaş oluştu dört tarafı. Sadece alt ve üst kapakları oluşmadı. Onu da hemen yapalım. Onun için ne yapmamız gerekir? Onlar sarı ve pembe layer'ın şöyle bunları da aktiflersek bakın şöyle ortasında yani diğer yeşil ve orange layer'ı şu anda tam yeşilin olduğu yerde onu da aktiflersem sadece orange gözükecektir. Evet. Şimdi birini 90 derece çevirip
bu oluşan kübün üstüne, diğerini de altına koyalım. İlk önce yeşille başlayalım. Şöyle kenar transform özelliklerini açıyorum kenardan ve bakın hangi direksiyonda çevirmem lazım. Şöyle şurayı ikonu seçeyim. Z X ekseninde, şu kırmızıyla gözüken X ekseninde. Ben bunu 90 derece çevirirsem istediğim yatay düzleme erişmiş olurum. Yani şöyle arkadaşlar bakın. Bunu 90 derece nümerik olarak buraya yazıyorum. Ve bu olaya şöyle yandan bakarsam şöyle daha iyi görürüm. Evet, bana hayali çizgilerini gösteriyor burada ve şurada Z direksiyonunda. Ben bunu yukarıya doğru taşırsam şöyle ki üstünü kapatmış olurum küpümün. Bakalım hemen custom view'dan. Evet, hemen hemen kapandı. Tabii bir parça daha ince ayar istiyorum ama bakın. Şöyle biraz yaklaşayım konuya. Evet, şöyle biraz çevirelim tekrar. Evet, şu Z'den birazcık yukarıya çıkartırsak şöyle herhalde olacaktır. Evet. Evet, kaldı arkadaşlar. Bir tek şu alt ya da üst açıklık kaldı bakış açımıza göre. Onu da orange layer ile kapatacağız. Açar açmaz bakın orange layer'ım aslında böyle duruyor. Yine bunu şu kırmızı ile gösterilen şu ikonumu seçeyim. Şöyle şu kırmızı X yönünde 90 derece çevirirsem şöyle ki bu üçgeni açıp transform özelliklerini açıyorum. Şöyle bunu 90 derece çevirsem istediğim yönü elde etmiş olur. Elle ben nümerik olarak yazayım. Net olsun. Ve şuradan çevireyim şöyle. Şöyle görmem için. Evet. Şu mavi şu direksiyonda aşağı indirsem objemi indiriyorum. Bakın. Şöyle küpün bittiği yere doğru. Bakalım. Bu ikonumu seçerek bakıyorum. Evet. Küpüm hemen hemen oldu. Tabii bazı ince ayarlamalar gerekiyor. Şöyle üstten bakalım ya da yandan bakalım. Şöyle. Şuradan. Evet. Belki şuradaki yan taraftaki layer'ımı da evet. Şöyle hafif biraz dışarıya almam gerekebilir. Şöyle. Tabii daha ince ayar yapmanız için burada bazı araç ve gereçlerimiz var. Örneğin ruler, align gibi. Ama şu anda 3 boyutlu kompozisyonları anlayabilmeniz için bu yeterli arkadaşlar. Tekrar ben bunu aktif kamera görünümüne geçiyorum. Bakın şu anda aslında biz şuradan custom view'a geçmediğimiz sürece bunun 3 boyutlu bir nesne olmadığını görüyoruz. Şimdi bakın ne yapacağız. Tekrar buradan aktif kameraya geçiyorum ben. Şunun şöyle durması demek, onu da burada belirtmem gerekiyor. Bu sadece geçici bir görüştür arkadaşlar. Siz custom view'da bu çıktıyı elde edemezsiniz. Bu sadece burada ön izleme yapmanız için gerekli bir araçtır. Sizin asıl bütün çıktınız, yani dışarıya render çıktısı, yani bu tamamdır, bu kompozisyon okey, ben bunu kullanmak istiyorum dediğinizde mutlaka buradaki aktif kamera seçeneği
Yani siz buradan görüyor olsanız bile aktif kamera seçeneğinden dışarıya verecektir. Şimdi bunların hepsi aslında ayrı birer layer ve bu uzay sanal uzay düzleminde işte küpü oluşturacak şekilde farklı noktalara yerleştirildiler. Şimdi ben bunların hepsini bir şekilde hareket ettirmem gerekir uzayda ki döndürmem ya da çevirmem. Ben bunu bir zar olarak algılayabileyim. Onu da katmanlar bahsinde belirtmiştim. Yine çok güzel bir aracımız var bu konuda. Bu arada elimiz sürekli kontrol S'de olsun arkadaşlar. Projemizi sık sık kaydedelim. Buradan Layer New komutundan Null Obje arkadaşlar. Bakın burada bir tane Null Obje. Hemen şu seçme ikonuna geri dönüyorum. Bu tutamaklarla, hayali çizgilerle bana gösterilen bir Null Obje. Ben öncelikle hemen bunun ağırlık noktasını şöyle ortaya alıyorum. Şöyle göz kararı bir yerlere. Bu Pan Behind Tool ile tekrar seçme tool'una geri geliyorum. Bunu şöyle ekranın ortasına bir yerlere alayım. Daha sonra bakın burada Null Objem geldi. Bu burada seçilirken Enter tuşuna basarak ben buna yeni bir isim verebilirim. Buna zar diyorum. Daha sonra tüm layer'ları şöyle seçip ve bu layer'ların yanındaki bu bir sarmal ikonunu tutup zar ikonuna doğru bırakıyorum. Bakın hepsi burada parent başlığı altında. Diğer tüm seçtiğim solid layer'ların zara bağlandığını gördüm. Bu şu demek. Buradaki null objem neydi? Burada renderde çıktısı gözükmeyen ama kompozisyonlarımı oluşturmada bana yardımcı olan bir araç. Hayali bir obje de diyebiliriz. Hepsi zar layer'ıma bağlandı. Bu şu demek. Ben zar layer'ı ile ilgili yaptığım hareketsel bir değişiklik hepsini aynı anda etkileyecektir. Hemen örnekte görelim. Üçgenini açarak kenarındaki transform özelliklerinden. Tabii elbette bunun da üç boyutlu bir layer olarak aktiflemek için bu ikonu buradan tıklıyoruz ve buradaki küp ikonunun gözükmüş olduğundan emin oluyoruz. Şuradan hemen Y rotation'dan çevirdiğimde bakın bunun bir zar olduğunu, şöyle bir küp olduğunu görmüş oluyorum. Reset diyorum. Ya da başka nasıl bunun üç boyutlu bir kompozisyon olarak kullanabiliriz bu yaptığımız kübü. Hemen yeni bir kompozisyon açalım arkadaşlar. PalDB presetinde okeyleyerek açıyorum. Tabii buna bir isim verelim hemen. Composition setting'ten. Buna küp diyorum arkadaşlar. Buradaki 3 boyut kompozisyonumu burada buluyorum. Bakın. Şurada 3 boyut. Küp boş sekansım, timeline'im açılıyken bu küp kompozisyonun içerisine daha önce hazırladığımız 3 boyut kompozisyonu herhangi bir layer gibi sürükleyip bırakıyoruz. Bakın burada otomatikman geliyor benim bir önceki kompozisyonda hazırladığım. Yine bunun 3 boyutlu layer'ını aktifleyip şöyle transform'la ilgili özelliklerinden döndürdüğümde şöyle tek layer olarak görüyorum. Bunu 3 boyutlu olarak görebilmek için tekrar bunu resetleyeyim şöyle. Muhakkak şuradaki güneşe benzer ikonu buradan
tıklamanız gerekmekte. Bunu tıkladıktan sonra artık bakın 3 boyutlu layer olarak ve tek layer olarak görebiliyorsunuz. Yani bunun özelliği burada her bir layer'ı buradaki sanal objeye buradan bozsanız da artık bakın şuradan none diyorum. Hiçbir layer'a bağlı değil. Bakın şurada ama burada tek olduğu için ben burada çevirdiğim anda bunu herhangi bir eksende şöyle bunu 3 boyutlu bir obje olarak görebiliyoruz. Bu 3 boyutlu objeler bu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ya da 3 boyutlu sanal bir mekan nasıl oluştursunuz? Bir de kameramız var arkadaşlar. After Effects'te çok sık kullandığımız bununla ilgili. Yine ilk önce yeni bir kompozisyon açalım. 720x576 PAL diye bir presetinde. Yine yeni bir layer'dan yeni bir solid atayalım. Evet, ismi önemli değil şu anda. Ya da ön plan diyeyim arkadaşlar. Ön plan. Şöyle. Yine ikinci bir. Buradan da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şu alandan sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum. New komutundan solid diyorum. Bu sefer farklı bir renk. Kırmızı olsun. Şöyle ya da yeşil olsun. Şu açık renk bir yeşil. Buna da arka plan diyorum arkadaşlar. Arka plan. Evet yine iki farklı layer'ım var. Bunları 3 boyutlu hale getiriyorum. Buradaki ikonlarını tıklayarak. Ve burada şuradan düzeltiyorum. Custom View'u seçerek şöyle sanal uzayda bunları görüyorum ve şu ön plan, arka plan bakın. Ön plan seçiliyken bunu Z sanal Z düzleminde bakın biraz öne aldım. Şöyle X düzleminde de biraz sola kaydırayım. Aslında şu şöyle gözüküyor. Bakın. Şimdi bu kompozisyonuma bir kamera ekleyeyim. Sanal bir kamera elbette. Layer'dan yeni komutuyla şuradan kamerayı tıklayarak kamera atıyorum. 50 milim standart objektif. Buradaki değişikliklere herhangi bir alanı değiştirmiyorum şu anda. Okey diyerek şöyle bakın bir kamera, sanal bir kamera eklemiş oluyorum kompozisyonuma. Şimdi yine bu kompozisyonuma Custom View'dan bakalım. Bakacak olursak şöyle bakın sanal kameram burada. Objelerim burada. Şöyle birazcık şuraya alayım. Daha iyi görebilmek için. Sanal kameram ve iki objem. Üstten bakacak olursak kompozisyon evet. Kamera bakın şu şekilde gözüküyor. Biraz aşağıda kaldı bir kutucuk şeklinde. Ve sahnem burada. Bu öndeki layer'ım. Bakın ön plan. Bu arkadaki layer'ım. Arka plan. Peki kamera bunu nasıl görüyor? Kamera buradan yine aktif kamerayı seçerek görebiliriz arkadaşlar. Bakın kamera bu şekilde görüyor. Yine kameranın kenarındaki üçgen tıklayarak bununla ilgili ayarlara ulaşıyorum. Bakın kamerama neydi? Ekranın içine ya da ekrandan bize doğru sanal Z düzlemi. Buradaki rakamlar X, Y, Z olarak ifade edilir. Kameranın yerine şu pozisyondan Z değerini değiştiriyorum. Bakın yeşil plana yani arka plana doğru hareket ediyor. Böyle sanal bir 3 boyutlu duygusu uyandırıyor. Bakın uzaklaştıkça ben şu aralık, şuradaki aralık yaklaşıyor ya da uzaklaşıyor. Siz daha geniş açı verirseniz kameranıza bu daha belirgin olacaktır.
Yani burada kamera seçiliyken yine burada layer komutundan, kamera settings komutundan bakın. 50 milim insan gözüne en yakın objektiftir. Yani normal diye de tabir edilir. 50 milimden nümerik olarak daha düşük değerler geniş açı olarak adlandırılır. 24 milim seçelim kameramızı. Bakın daha geniş bir açı, daha yakın olduğu halde bu sefer daha geniş objeler daha küçüldü. Biraz yaklaştırayım Z yönünde. Şöyle X'e doğru biraz kaydıralım. Şöyle bakın sanal bir gördüğünüz gibi bir derinlik 3 boyutlu algısı oluşuyor. Tabii daha önceki derslerde de söylemiştim. Buradaki kameranın hareketine saat ikonuna benzer, bu kronometre de tabir ettiğimiz ikona benzer bir ikoncuk görüyorsunuz. Buradan keyframe vermek suretiyle biz bu kameranın hareketini anime edebiliriz. Şöyle ki hemen bir örnek verelim. Şuradan baştaki değeri bir şu ikona tıklayarak bakın burada hemen bir keyframe oluştu. 5 saniye sonra diyorum ve izleme çubuğumu 5 saniye alıyorum yaklaşık olarak şöyle. Bakın şuradan da takip ediyorum ve kameramı şöyle yaklaştırıyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle bir hareket elde ettim. Slow bir hareket. Bu keyframe'lerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Şöyle daha sonra 5 saniye boyunca bu hareketi yapıyor kamera. Siz zamanı daraltırsanız şurada 2 saniyeye getirdim izleme çubuğunu. Keyframe'ler hareket edebilir arkadaşlar. Buradan tutup yeni yerine sürüklersem bakın artık bu hareketi 2 saniye içinde yapacaktır. Ön izleme yapalım. Şöyle space tuşuna basarak bakın bu sefer daha hızlı hareket etti. Aynı şekilde 1 saniyeye yaklaşık böyle sürüklersem bu kümülatif hareketi 1 saniye içinde yapacağı için şöyle bakın hareket tekrarlıyor, bir loop oldu. Daha hızlı yapmış oldu. Aynı şekilde biz burada küpün hareketine de keyframe verebiliriz. Bakın buradaki Y rotation'a 5 saniye boyunca şöyle bir hareket yaptırabiliriz. Şöyle aynı şekilde X rotation'a da bir keyframe verelim. Şöyle biraz yukarıya alalım objemizi. Şöyle ki şöyle. Şöyle bakın. Bir render alalım. Evet, şöyle bir hareket elde etmiş olduk. Evet, umarım siz de dersi izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.